Newton'un kütle çekim yasası, bir gök cisminin hareketinin neden çembersel yörünge üzerinde olması gerektiğini de açıklar. Örneğin, iki gök cismi birbirine uyguladıkları çekim kuvvetlerinin etkisiyle aslında birbirinden oluşan sistemin kütle merkezi etrafında dönecektir. Örneğin, Dünya ve Ay ikilisini düşünebilirsiniz. Aynı şekilde Güneş ve Dünya ikilisini de düşünebilirsiniz. O1 noktası neresidir? Dünya'nın yaklaşık olarak kütle merkezi. O2 noktası ise Ay'ın kütle merkezi ise biz ne yapıyoruz? İşte bu iki kütlenin kütle merkezi nerede olacaktır? Dünya'nın kütlesi neye göre? Ay'a göre çok çok büyük olduğu için bu iki sistemin kütle merkezi Dünya'nın içindeki bir noktaya karşılık gelecektir. Dolayısıyla Ay Dünya'nın çevresinde dolanıyorken ne yapacaktır arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle kütle merkezinin neresi ise dikkat ederseniz ortak kütle merkezi C noktası ise işte bu noktanın etrafında dönecektir. Yani kural her durumda aynı olup sistemin kütle merkezi aynı zamanda dönme merkezidir. Yani demek ki Ay dünyanın merkezinin etrafında değil, kütle merkezinin etrafında dönecektir. Aynı şey Güneş için de düşündüğünüz zaman da Güneş'in kütlesi diğer gezegenlerin kütlesine göre çok çok büyük olduğu için ne yapacaktır dolayısıyla ortak kütle merkezi Güneş'in içindeki bir nokta olacağına göre bunun anlamda şu oluyor. Demek ki gezegenler Güneş'in etrafında dönüyordur. Yani bu işin kuralı da şudur. Kütle merkezi kime yakınsa ya da kimdeyse o patrondur. Yani o aynı zamanda diğer sistemi döndüren sistemdir arkadaşlar. Merkezdir diyebiliriz. Tabii kütle merkezinin C gibi bir nokta olmasının da yapmış olduğu bir etki de vardır. Ne yapıyor? Bu buluştuğu noktada aynı zamanda dünyanın yalpalama hareketi yapmasına da neden olacaktır. Bu neye benziyor? Bisiklet kullanmak gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bisiklet kullanırken kütle merkeziniz eğer bisikletin üzerinde rahat rahat gidiyorsa, bir şey herhangi bir şekilde sağa sola yapmıyorsa ne yapıyordur? O halde güzel bir şekilde yolunuza devam edersiniz. Fakat eğer kütle merkezi biraz sağa ya da sola kaymaya başlarsa o zaman ne yapacaktır? O bisikletin ister istemez yalpalanma hareketi yaptığını fark edeceksiniz. Aynı şekilde Güneş de aslında yalpalama hareketi yapıyor. Fakat kütlesi çok çok büyük olduğu için Dünya'ya göre o yüzden Güneş'in yaptığı yalpalama bizim Ay nedeniyle yaptığımız yalpalamadan daha da küçük olacaktır. Ve bu işleri yörüngenin neden acaba kim merkeziymiş? Dünya Ay ikilisi için evet. Güneş ve Mars için düşünürsek de bunu açıklayan kişi neydi? Kepler'di. Kepler'in birinci kanunu yani yörüngeler kanunu. Bütün gezegenler şekilde görüldüğü gibi odaklarının birinde Güneş bulunan eliptik bir yörüngede dolanacaktır. Yani ne demek bu? Elipsin, örneğin çizilmiş olan elipsin iki tane odağı vardır. Bunlardan birincisi F1, diğeri de F2 odağıdır. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Bu odakların bir özelliği var mı? Evet. Örneğin kendinize bir K noktası tercih ettiniz eliptik yörüngedeki. Bu F1 odağına olan uzaklıkla F2 odağına olan bir uzaklık var, değil mi? Buraya A, buraya B deriz. İşte A ile B'nin toplamı eşittir. İstediğiniz bir nokta olsun. Mesela bir L noktası. L'nin F1'e olan uzaklığıyla F2'ye olan uzaklığı nedir? Buraya da C ve D dersek C ile D'nin değerinin toplamına eşittir. Yani elipsin odak noktanın özelliği budur. Birinci kanuna göre işte neymiş? Gezegenler eliptik bir yörüngede Güneş'in çevresinde dolanır. Neden Güneş'in çevresinde olduğunu gök cisimlerinin hareketiyle anlatmaya çalışmıştık. Peki neden elips olduğunda bir sonraki sayfayla devam edelim. Şimdi burada da önemli nokta şu. Kepler'in keşfettiği eliptik yörüngede tüm gezegenler hareket ediyor. Peki bunun nedeni nedir diyecek olursanız, işte elipsin çemberden farklı olup olmadığına karar veren şey basıklık adını verdiğimiz bir kavramdır. Basıklık. Gösterim sembolü de E'dir. Eğer E değeriniz 0 ise bildiğiniz mükemmel bir çemberdir. Fakat bu sonuç 1'e doğru yaklaştıkça E yani ne demek oluyor? 1 ile 0 arasındaysa bu yörüngenin adı bizim için elips yörüngesi olurken eğer bu değer 1'i aşmaya, 1'e eşit olduğunda kopmaya başlıyor. Yani bunun adı parabol ve 1'den büyük olduğunda artık hiperbollere karşılık geliyor bizim için. İşte Satürn için bu deney yapıldığında basıklık değeri 0,054. Jüpiter için 0,0 iken, 0,48 iken aynı şekilde Dünya için bu değerde Dünya diyelim. Nedir? Bu sayıda 0,0016'dır. Yani neredeyse
Dünyanın yörüngesi dikkat ederseniz çembere daha da yakındır. Bu yüzden bizim herhangi bir şekilde Güneş'e yaklaşıp uzaklaştığımızı pek fark edemiyoruz. Örneğin Mars'ın basıklık değerinde söyleyelim ki bu biraz daha farklı bir gezegen çünkü Mars ise 0,093. Bize göre daha da belirgin bir eliptik yörüngede dolandığını anlatıyor. Şimdi bunlarla ilgili animasyonumuza geçelim. Çalışmamıza devam edelim. Evet, animasyonumuzdaki önce bazı şeyleri bir tanıtalım sizlere. Birinci gezegenimiz en üstte bulunan arkadaşlar nedir? Güneş'e en yakın olan neydi? Merkür. İkinci sırada Venüs. Üçüncü sırada Dünya. Dördüncü sırada ise Mars'tır. En solda gördüğünüz 58 sayısıyla neye karşılık geliyor? Bu uzaklıkları. İşte nedir? İkinci Venüs'ün 108, Dünya'nın 150 milyon kilometre olduğunu. Dönüş hızları ikinci sırada 48, 35, 30 ve 24 diye verilen sayılar. Ve dikkat edin dolanım periyotları 88, 226, Dünya'nın dönüş periyodu biliyorsunuz 365'tir. Dikkat ederseniz gezegenler hareketlerine başladıklarında dikkat edin ne yapıyor? En yakın olan neydi? Merkür hatırlarsanız 88 günde turunu tamamlıyormuş. Dolayısıyla dikkat ederseniz diğerleri tamamlayana kadar bu defalarca dönmüş oluyor. Sonra dikkat ederseniz yine bu arkadaşın hızının ne olduğunu söyleyebiliyoruz. Merkür'ün hızının daha da yüksek olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunların hepsini dikkat ederseniz işte ilk animasyonda gezegenlerin eliptik yörüngelere dolandığını, hatta bazılarının daha dairesel gibi yörüngelerde dolandığını da söyleyebiliyoruz arkadaşlar.